Kadına şiddete yönelik erkek eğitim programımıza hoş geldiniz. Mersin Yenişehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleyen planımızın kısa bir tanıtımını yapacağım sizlere. Erken yaşta zor evliliklerle sizleri sıkmadan kısa bilgiler vereceğim. Geçtiğimiz hafta üniversite öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veren Yenişehir Belediyesi, son olarak erkek personellere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri verdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele Mersin İl Eylem Planı çerçevesinde kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın arttırılması amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Sosyal Hizmetler Merkezi İl Müdürlüğü tarafından eğitim düzenlendi. Bunun dışında sadece bu da değil. Mesela eğitim süreçlerine bakıyorsunuz. Yani yapılan çalışmalarda eğitime katılma erkek çocuklarında çok daha yüksek oluyor. Lisansüstü eğitimleri görme sayılarına baktığınızda. Yenişehir Belediyesi erkek personeline verilen eğitimlerle şiddeti önlemek adına farkındalık yaratılmak hedeflendi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde iki grup halinde verilen eğitimlerde ilk olarak katılımcılara çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ailelerin güçlendirilmesi projesi kapsamında hazırlanan Bizim Ailede Olmaz isimli kısa film izletildi. Biz çocuklarımızın mutluluğunu isteriz. Eğitimlerde kadına yönelik şiddetle mücadelede doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular da ele alındı. Eğitimde kadına yönelik şiddetin sadece kadınları ilgilendiren bir konu olmadığı ve şiddetin toplumsal bir sorun olduğu vurgulanan eğitimlerde şiddetin gerçek sevgiyle değil kontrol ve güçle ilişkilendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Avrupa Yerel Yaşam'da kadın erkek eşitliği şartını imzalayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ayrıca Mersin Barosu'yla ekonomik, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet türlerine maruz kalan çocuk ve kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal destek verilmesiyle ilgili işbirliği protokolü de imzalamıştı. Yenişehir Belediyesi önümüzdeki süreçte de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarına devam edecek.